Evet değerli izleyiciler, özellikle Bozağaç Yörük Şenliği'nde bugün 28 Temmuz'da sizlerleyiz. 25'inde, 26'sında, 27'sinde çok anlamlı etkinlikler yapıldı ve bugün artık final yapılıyor. Ve bu etkinliğin özellikle Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Yörük ve Kültür Dernekleri başkanımızla beraberiz şu anda. Başkanım öncelikle hayırlı olsun, çok anlamlı bir etkinlik. Önce sizi tanıyalım ve duygularınızı öğrenelim lütfen. Ben Ertuğrul Gazi, Osman Gazi Yörük Kültür Derneği Başkanı Orhan Karaca. Bu toprakları yurt edinmemizi sağlayan atalarımız Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin torunları olarak kendi kültürümüzü, kendi geçmişimizi hatırlamadık için bu sene 22.sini yaptığımız Yörük Şöleni'ni yapıyoruz. Güzel de bir etkinlik oluyor, kalabalık bir etkinlik oluyor. Biliyorsunuz az önce bahsettiğiniz gibi bu etkinlik 4 gün süren bir etkinlik. Mustafa Kemal Paşa'da Yörük köşüyle başlayan köyümüzün birisinde yemek ikramı Mevlid'le devam eden cumartesi akşamı da Bakır Gecesi yani Şalvar Gecesi olarak adlandırılan bayanlara ve gençlere bir eğlencemiz. Bu sene de filanını yapıyoruz. İnşallah uzun yıllar bu tür etkinlikleri yapmayı Rabbim bize nasip etsin. Biliyorsun bir rüya ile başladı bu çınar. Çınar büyüdü, dal oldu, bütün dünyaya hakim oldu. Biz Ertuğrul Gazi Osman'ın torunları olarak bu gücümüzü, bu etkinliğimizi, birliğimizi sürdüğümüz sürece hiçbir güç bize yan bakamaz diyorum. İnşallah önümüzdeki yılda yine güzel bir etkinlikle sizi burada görmek isteriz. Özellikle yoğun bir katılım var başkanım. İllerden, ilçelerden, köylerden, derneklerden. Şu anda bu derneği organize ettiğiniz etkinliği kaç dernekle yapıyorsunuz? Ve bunun çalışma startını ne zaman verdiniz? Hakikaten çok hummalı bir çalışma var. Tebrik ederim. Ya şu anda internatımızda 20 tane köyümüz var. Ama dernek ilk kurulduğunda 10 tane Yörük köyüyle kurulmuş. Ama biz çevremizde Bozağaç bölgesinde 20 tane köyle hareket ediyoruz. Bunların bir çatı derneği olarak sonuçta bir sivil toplum örgütüyüz. İşte bölgemizin kalkınması, gelişmesi açısından sivil toplum için ne yapabiliriz? İnsanlarımıza nasıl bir yararımız olur, faydamız olur? Bunun gayreti içindeyiz. Halibrahim Kuzucu abimiz de bu derneğin ilk kurucularındandır. Şu Bozağaç bölgesindeki mesire alanındaki çoğu binada Halibrahim abinin emeği vardır, gayreti vardır. Onun için Halibrahim abimiz de uzun yıllar bu etkinliğe katılmamıştı. Bu sene bizi onurlandırdı. Kendisine de tekrardan teşekkür ediyorum bizi onurlandığı için. Dernek olarak kültürümüzü yaşatmaya çalıştığımız kadar sonuçta biz derneğiz, sivil toplum örgütüyüz. Bir de bölgemizdeki üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyoruz. Sonuçta eğitim bizim için geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu sene 42 tane üniversite öğrencisine burs verdik. Başarılı öğrencilerimiz var, iyi üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. Hatta bu sene Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dönem birisi olarak bitiren bizim burs verdiğimiz bölgeden bir öğrencimiz, Yörük kızımız. İnşallah bu burs sayısını önümüzdeki yıllarda daha çok artırıp daha çok öğrencimizle buluşuruz diye düşünüyorum. Peki buradan izleyicilere son mesajlarınız ne olabilir? Bu etkinlik sonrasında bir sonraki sene için. Ya biz zaten etkinliği bir şekilde ayarlıyoruz yani. Sponsorlar buluyoruz. Belediyeden katkı alıyoruz. Sağ olsun iş adamlarımızın bize çok büyük emekleri var. Bunlardan birisi Halibrahim abi. Sonuçta biz insanlardan birlik beraberliğimizi bozmadan güçlü bir şekilde, tek yumruk şekilde beraber olalım diye düşünüyoruz. Muhtarlarımız da aynı şeyi söylüyoruz. Dernek başkanlarımız da aynı söylüyoruz. Yani burada ne kadar çok katılım olursa, ne kadar insan gelirse sonuçta buraya siyasiler de geliyor, belediye başkanları da geliyor. Siyasilerin görmek istediği topluluk nedir? Güçtür yani. Onun için burada ne kadar çokluk olursa, kalabalık olursa, gücümüzü ne kadar onlara gösterirsek onun için bölge için o kadar yararlı şeyler yaptırırız diye düşünüyorum. İnşallah seneye bu kalabalığın 2-3 katı oluruz diye düşünüyorum. İnsanların enerjisini, sinerjisini bozmadan bu derneğe sahip çıkmalarını istiyorum. Atıyorum bu sene burada 1000 kişiysek seneye niye 3-4-5-6 bin kişi olmayalım? Yolun bir katılımın olmasını seneye daha çok bekliyorum.